Israrla altını çizerek söylüyorum. Dünya çok ufak diye. Bremen nere, Milano nere? İnsanoğlu kuş misali. Bu hafta konuk köşemizde bir değişiklik yaptık. İlk defa konuk etmeyeceğiz, konuk olacağız. Kime? Dünyaca ünlü AC Milan futbol kulübüne. AC İtalyanca Associazione Calcio kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Calcio tekme demek, bildiğimiz tekme. Associazione Calcio tekme birliği. İtalyanların niye sert futbol oynadıkları zaten takımlarına verdikleri isimlerden belli. Milan tekme birliği. Milano'nun aşağı yukarı 40 kilometre kuzeyinde, şöyle İsviçre'ye yakın bir yerde, Milanello adı verilen küçük bir köyde kamp yapıyor. Burayı safkan bir Milano'nun bile bulması gerçekten mümkün değil. Ancak 7'den 77 için hiçbir kapı kapalı kalamaz diye düşündük ve biz bu kapıyı açtık. Geçen hafta bütün ekibimiz Milano'ya gittik. Oradan Milanello'ya gittik ve AC Milan'a konuk olduk. Aynı takımın 3 oyuncusu peş peşe altın top ödülünü kazanıyorlar. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak. AC Milan'ın 3 Hollandalı yıldız oyuncusu Marco van Basten birinci, Ruud Gullit ikinci, Frank Rijkaard üçüncü oldular. Ayrıca dünya televizyon tarihinde ilk defa yine böyle bir şey oluyor. Ne oluyor? Bu 3 yıldız oyuncu aynı programda ilk defa bir araya geliyor. Nerede? 7'den 77'de. O kadar olacak tabii. Şurada Ruud Gullit, hemen yanında Marco van Basten. Burada Frank Rijkaard var. Bakın neler konuşacağız şimdi. Hello Turkey. Merhaba Turkey. Fine. Merhaba Turkey. Turkey? It's nice. Good dialect. It's good dialect. It's a different one. It's from North. Right. Merhaba Turkey. I make just the introduction in Turkish, if you don't mind, and we'll speak. Yeah, okay. No problem, Turkish. Go on, I can say. Evet, AC Milan'ın, biraz önce bahsettiğim, tesislerinde şu anda 3 süper Hollandalı ile beraberiz. Biliyorsunuz, Gullit, Van Basten, Frank, Rijkaard. İlk şunu sormak isterim Marco, Türk futbolu hakkında ne biliyorsun? Avrupa Kupası'nda bir kez Bursa Spor'a karşı oynamıştık. Aynı ekipte Frank da vardı. İyi oynamışlardı. Zorlanmıştık. Yani saha mı kötüydü? Yani yabancılar hep öyle söylerler de. Katiyen gayet iyi oynadılar. İlk maç Bursa'daydı. Bayağı zorlandık. Allah'tan ikinci maç Hollanda'daydı. İyi oyuncular olduğunu söylemeliyim. Ya sen Frank? Ben de Marco gibi Bursa Spor'u biliyorum. Ayrıca bu sene Avrupa Kupası'nda İsviçrelilere 5 gol atan Galatasaray'ı tanımamak mümkün mü? Doğru. Evet Gullit, İtalya'da günler nasıl geçiyor? Yani Hollanda ile kıyaslarsan. Burada halk daha heyecanlı. Tabii ki yaşam da daha farklı. Hollanda'da sabah saat 6'da kalkardık. Burada 9'da kalkıyoruz. Bir de tribünler daha kalabalık. Diğer Avrupa ülkelerinde maça 2000 seyirci gelince çok kalabalık oldu zannediyorlar. Burada ise 50 bin, 100 binler söz konusu. Bizleri de çok mutlu ediyor. Marco, bir gün Türkiye'de oynayabileceğini düşündün mü hiç? Tabii, neden olmasın? Schumacher biliyorsun, geldi Türkiye'de oynuyor. Evet, Derval de Türkiye'de. Biliyorum. Ayrıca sizin gibi büyük yıldızlara her zaman her ülkede ihtiyaç var. Bizim de değişik atmosferlere ihtiyacımız var. Her şey karşılıklı. İtalya, İngiltere veya herhangi bir Akdeniz ülkesi. Bu biraz da insanın kendini nerede iyi hissettiğine bağlı. Bir de işin parasal yönü olması gerek. Yani sadece değişiklik arzusu yetmez gibi mi geliyor? Yanılıyor muyum? Tabii, o da var. İtalya değişik bir ülke. Burada futbol yıldızlarına büyük ilgi var. Mesela Yunanistan'da iyi futbol oynanıyor. Ama burası kadar heyecanlı değil. İtalya futbol yıldızlarının merkezi ve çok çekici bir dünya.
good football there, but it's not in the center of the spotlight. And Italy is the center of everything. Yeah. If you can manage it there, you know, they say, okay, you know, yeah, it is made. Doğru. Oldukça çekici bir ülke olduğunu benim de itiraf etmem lazım. Biraz da müzikten bahsedelim. Kusura bakma Rekard, sen biraz offside'de kaldın ama Gurit'le müzik konuşmamız lazım şimdi. Önemli. Müziği başta ciddiye almıyordum. Sırf zevk için amatörce uğraşıyordum. Ama grubumla yaptığım plak, başta Güney Afrika olmak üzere, büyük ilgi gördü. Şimdi konser bile veriyoruz. Rekard, Milan'a gelen son Hollandalı sensin bildiğim kadarıyla. Evet, en son ben geldim. Burada oynamak ve yeni insanlar tanımak gerçekten çok zevkli. Peki bir gün Türkiye'de oynamak, mesela orada yeni insanlar tanımak? Neden olmasın? Yarın ne olacağını kim bilebilir ki? Doğru, çok doğru. Bu söyleşi için üçünüze teşekkürler. İtalya'dayız, ayıp olmasın. Bari İtalyanca veda edelim, ne dersiniz? Buonanotte, Türkiye. Buonanotte, can you please? Yeah, one here, on order to order. This is very important for us. Okay. Burası Milano'nun tam merkezi. Arkamda Duomo. Burası da Piazza del Duomo yazıyor. Duomo yani ünlü Milano Katedrali, Milanoların haklı olarak övündükleri nefis bir yapı. Üzerinde çepçevre ve tepesinde tam 16 bin heykel olduğu söyleniyor. Herhalde benim kalkıp şimdi deli pösek sayar gibi teker teker bu heykelleri saymamı beklemiyorsunuz. Öyle diyorlarsa doğrudur. 16 bin irili ufaklı heykel var üzerinde. Müthiş bir rakam doğrusu. Biraz evvel dedim burası Piazza del Duomo. Piazza. Piazza. Neye benziyor bizde? Piyasa. Evet, bizde gençler toplanıp beraber piyasaya çıkarlar, piyasa yaparlar. Bir de mal bulunduğun piyasada piyasada mal var denir. Yani aslında piyasa meydan demek. Bizdeki piyasanın da nereden geldiğini böyle de anlamış oluyoruz. Çok mu önemliydi? Bana göre önemliydi. Bir şey biliyorsak doğrusunu bilmeli. Benden söylemesi. Ben şimdi piyasaya çıkarım. Thank you.
Milano'da piyasa cıvıl cıvıl. Hemen sağ tarafında Vittorio Emanuele galerisi var. Vittorio Emanuele eski İtalyan kralı adını yapılmış. Çok güzel bir yapı Vittorio Emanuele. Şimdi oraya geçeceğiz.